Aa İnanılmaz yaygın faranjit Evet. Hiç geçmiyor bu hocam. İki ayda bir biri ayda bir tekrarlıyor. Tabii yapılacak olan şey adaçayı ile hocam ebegümeci bitkimiz var. ikisinden bunu Adıçaylı. karıştırmaları ebegümeci. gerekiyor. Ve kronikleşmişse işte tekrarlayan evet. bu müthiş bir şey Hüseyin. O anneler nasıl teşekkür ediyor? Nasıl teşekkür ediyorlar? İşte çocuğunuzu okula gönderirken akşam hazırlayın. Yatağa giderken 3-4 defa ada çayı gargarasını eğer kronikleşmişse içinde bir miktar ne olacak? Ee, ebegümeci olacak. Adıç. Bunu pardon ada çayı ile ebegümeci evet bir miktar ebegümeci olacak. Bunu e, 7-8-9 dakika kadar kaynatıyorsunuz. Lavaboya koyun. Aynı anda. Evet 150 mililitre su bu. 150 mililitre demektir. Ve ee, süzün sonra ılıca gargara yapacak. Çünkü geniz akıntısı var gece yapmazsanız. Bu sefer bronşlara kadar iniyor. Çocuk öksürmeye başlıyor yani sonra. Tamam. Sabah diğer yarısında sabah kahvaltısını yaptı. Dişlerini fırçaladı. 3-4 defa gargarasını yaparak okula gönderin. Antibiyotik kullanmaktan kurtulursunuz. Bakın antibiyotik e, kullanımı çocukların özellikle boy gelişimini frenliyor. Yani bağırsak floralarını bozuyor. Çocuklar gelişme çağında olduğu için bu bütün iyi bakterileri de yok ediyorlar. Yani bir türlü ondan sonra bağırsak florası düzelemiyor çocuğun. Çünkü bağırsak florası bozulduğu zaman da sağlıklı beslenemiyor demektir. Hüseyin sen istediğin kadar Doğal gıdaları ver, sağlıklı besleyeceğim diye uğraş. Bu antibiyotik bozduğu için lütfen buna özen gösterin. Yani bu kış mevsimlerinde ada çayı ebe bulunmaz bir nimettir. Evet, atıyoruz suyun içine. Yapalım evet. mı? Yapalım. Evet. Tamam. Kaynasın. Yani, yani belli olan. oldu ama. bir su bardağımızın içerisine bunu atıyoruz. Ebe ve ada çayından birer tutam şeklinde yapmaları gerekiyor bu şekilde kaç dakikaydı kaynatıyorduk? E 10 dakikada yapabilirler bunu hmm, tamam. burada. Kısık ateşte. Ne kadar içelim peki hocam bunu? Yani Yani bak kronikse yarım bardak kadar da içsinler. Hı hı. Yoksa kronik değilse sadece gargarasını Gargara. yapsın yeter. Hı hı. Bazı çocuklar sevmiyor ama çok seven çocuklar da var. Bu da Hüseyin sadece çocuklar için de değil hocam mesela büyük faraj... ya. Tabii yani ya. bütün kış mev... aradım ne yapalım her gün mü içelim arada bir evet ya kış mevsiminde bunu yapın işte ya bir kez yani, bir kere ha kökü kuruduktan sonra bunun haftada e, iki kez bunu tekrar edin yani koruyucu ve önleyici yani hem antibakteriyel hem de antiviral özelliği var bu şu demektir sizi gribe karşı da koruyor demektir. Tonsilit bademcik iltihaplanmasına karşı da koruyor demektir Hüseyin. Peki Böyle. hocam.